Konuşmama ilk önce çok teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Vehbi Koç ailesine, bilhassa Vehbi Koç Vakfı'na ve aynı zamanda seçici kurul üyelerine ve yönetim kuruluna bu armağanı bana verdikleri için çok çok teşekkür ederim. Bilhassa Koç ailesine endüstride yaptıkları gibi bilimde de bu gösterdikleri öncülük için sırf bu ödülü alanlar değil, hepimiz ilim adamları adına teşekkür borçluyuz. Tabii bunun dışında teşekkür edilecek kişiler çok. İlk önce ailemle başlamak istiyorum. Bu resmi gördüğünüz filmde, bu benim çok sevdiğim bir resimdir. Burada üç jenerasyonu görüyorsunuz beraber. Dedem, ben ve kuzenlerim ve bu iki jenerasyonun ortasında babam, halalarım ve en büyük halamın eşi, eniştem. Bu resimde görüyorsunuz bu ortadaki jenerasyon, halamın jenerasyonu. Çok sevinçli bir ifadeleri var, gülüyorlar. Belki de fotoğraf çeken, fotoğrafçının isteği üzerine gidiyorlar. Fakat her nedense ben buraya baktığım zaman daha başka bir şey görüyorum. Belki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nesli sayılabilecek nesil. Belki o zamanın aydınlığını ve gelecek mutluluğu görüyorum onlarda. Burada gördüğünüz güzel genç hanım Güler Uğurbil. Benim halam ve bugünkü yaşının verdiği zorluğa rağmen buraya geldi, benimle beraber bu anda. Bize katılabildiği için ona çok teşekkür ediyorum. Çocukları için muazzam bir çaba göstermiş, eğitimleri için hakikaten muazzam bir çaba göstermiş annem. Onsuz bu ödül olmazdı. Eşim ve kızım. Eşim burada fakat kızım maalesef üniversite talebesi, imtihanları var, dersleri var, gelemedi. Ben işime çok zaman ayıran birisiyim. Benim bu yaptığımdan dolayı bence benim düşüncemde bana eşlik etmek zor bir olay. Ben bunu her zaman bir problem olarak gördüm. Eğer evlenmeyi düşündüğüm zaman, o zaman evlenmeye pek yaklaşmadım esasında uzun zamanlar. Sonunda ben bu problemi şöyle çözdüm. Benden çok daha fazla çalışan birisiyle evlendim. Hatta size şunu söyleyeyim. Biz balayına çıkmadık. Neden? Evlendikten sonra, bir gün sonra ben Amerika'nın ortasından Doğu yakasına uçtum bir konferans için. Eşim Batı yakasına uçtu başka bir konferans için. Kızım, çok sevdiğim kızım, dediğim gibi üniversite talebesi ve filmde de gördüğünüz gibi ondan ben çok şeyler öğrendim. Onunla beraber olmaktan çok mutluluk duydum. Hayatı bildiğimden beri beraber olduğum ve benimle her zaman yanımda olan kardeşlerim, bunun dışında törene gelen yeğenlerim, kuzenlerim, ikinci kuzenlerim ve bilhassa ortaokul ve lise arkadaşlarıma burada oldukları için, benimle bugünü paylaştıkları için teşekkürler. Bugün bu gibi araştırmalar ancak büyük bir ekiple olabiliyor. Ve burada bizim merkezimizdeki çalışanların bugünkü bir fotoğrafını gösteriyorum size. Bu çok internasyonel ve disiplinler arası kabiliyeti olan kişilerden ortaya gelmiş bir ekip. Aramızda fizikçiler, kimyacılar, matematikçiler, mühendisler, nörobilimciler, bir sürü değişik kabiliyetler. Bugünkü biraz evvel gördüğünüz başarıları mümkün kılan insanlar. Size detaylı bir ilim konuşması yapmak istemiyorum esasında ama biraz yaptığım işten bahsetmek istiyorum. Beyin üzerindeki çalışmalarımızdan. Birazını gördüğünüz filmde
Belki size basit bir açıklama yapabilirim diye düşünüyorum. Tabii beyin çok enteresan bir konu. Hepimiz ilgileniyoruz. İlgilenmemize imkan yok. Eğer düşünün mesela bir gün sabahleyin kalktığınızda akşama kadar neler yapıyorsunuz? Bunları hepsini yapan beyin, yürüyebiliyorsunuz, konuşuyorsunuz, düşünüyorsunuz. Hakikaten çok enteresan ve ilgi çeken bir madde. Fakat bunun dışında bugün ileri toplumlarda bilhassa beyin hastalıkları sağlık konusunda en büyük zorluk çıkaran hastalıklar olmaya başladı. Mesela Amerika'yı düşünürsek, Amerika'da bugün diğer hastalıklara nazaran nöropsikolojik hastalıklara yatırılan harcamalar en büyük harcama olarak görünüyor. Ve beyinde bu konuda çalışmalar gittikçe artıyor ve bazı başarılar yavaş yavaş elde edilmeye başlıyor. Size buna bir örnek vermek istiyorum. Benim Brown Üniversitesi'ndeki bir arkadaşımızdan gelen örnek. Bu burada ellerini ve ayaklarını kullanamayan bir kişi, Cathy, sadece düşünerek beynine bağlı elektrotlardan bu robot kolunu oynatıyor. Görüyorsunuz beyninde, kafatasında bir kutu var. Bu kutudan elektrotlar kafatasını geçerek beynin içine giriyor. Ve Cathy sadece düşünmesi lazım. Yani kendi elini nasıl oynatmasını düşünmesi lazım. Ve bunu düşünerek bu robot kolu oynuyor, eller oynuyor. Ve Cathy sonunda su içmesini beceriyor. Bu bir mucize değildir. Bu beyinde yapılan araştırmalar sonucu bulduğumuz beyindeki mekanizmaları anladığımızdan dolayı ortaya gelen bir şey. Bütün buna rağmen bilmediğimiz şeyler çok ve beyine gittikçe yapılan yatırımlar artıyor. Mesela Amerika'da insan konektan projesi benim içinde olduğum bir proje. Avrupa'da insan beyin projesi büyük yatırımlar yapılan bir proje ve en son belki duymuşsunuzdur. Obama beyin girişimi. Bu da yani bugün Amerika'nın büyük bir para harcamasına rağmen beyin araştırmasına yeni ekleme yapan bir proje. Bu projede benim içinde bulunduğum teknoloji, yani manyetik rezonans çok önemli bir teknoloji. Biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Çok basitçe manyetik rezonans görüntüleme yapabilmek için İlk önce büyük bir mıknatısa ihtiyacımız var. Bu mıknatıs bizim ilk başta insan için uğraştığımız mıknatıs. Bugün laboratuvarımızın avlusunda bir sanat eseri olarak bulunmakta. Sanki çok iptidai bir aletmiş gibi görünüyor. Ama içi hakikaten çok yüksek bir teknoloji. Mesela söyleyebilirim ki bunun içi -269 santigrat derecededir ve 273 biliyorsunuz bunun soğukluğun sınırıdır. Yani soğukluğun sınırına yakın bir soğukluk içinde süperkondaktif tellerden oluşma bir mıknatıs. Bu mıknatısın dışında bir sürü elektronik alet. Bütün bu telleri nasıl takip ediyoruz bilmiyorum ama ediyoruz bir şekilde. Ve onun dışında da kullandığımız su. Su molekülü, içtiğimiz su. Su molekülünün hidrojen atomlarının çekirdeği, onlar da küçük bir mıknatıs. Ve bilirsiniz hepiniz iki mıknatısı bir araya getirdiğiniz zaman bunlar ya birbirlerini iktirirler ya birbirlerini çekerler. Aynı iş bu bizim büyük mıknatısla vücudunuzdaki su içinde de oluyor bu mıknatısı girdiğinizde. Biz bu ilişkiyi ölçebiliyoruz. Tabii çok çok küçük bir ilişki. Bunu ölçebiliyoruz ve buradan değişik görüntülemeler alabiliyoruz. Mesela bugün beynin anatomik görüntüsünü alabilmek her zaman için yapılır. Hastanelerde devamlı görülebilen bir şey. Mesela şurada gördüğünüz beynin kenarındaki gri maddeler, aradaki beyaz madde, bunları ayırt edebiliyoruz. Ve beyinde eğer patolojik bir gelişme varsa onu da beynin normal anatomisinden değişik olduğu için onu görebiliyoruz. Fakat benim ilgilendiğim konu ve herhalde tahmin ediyorum bu ödülü bana kazandıran baş konu
bizim sırf anatomiyle değil, beynin fonksiyonu ile ilgilendiğimizden dolayı ortaya çıkan bir konu. Bu bizim ilk makalemizde yayınlanan bir resim ve burada gördüğünüz, biraz açıklama yapayım. Biz devamlı böyle mıknatısın içinde, biz devamlı bir görüntü alıyoruz. Bir saniye içinde falan bir görüntü, ondan sonra bir görüntü daha, bir görüntü daha. Ve gönüllü karanlıkta mıknatısın içinde. Birdenbire bu sarı yerlerde gördüğünüz şey, ışıklar yanıyor, ışıklar sönüyor, ışıklar yanıyor, ışıklar sönüyor. Gördüğünüz gibi beynin bazı yerlerinde bu ışıkların yanıp sönmesi hiçbir etki yapmıyor beyne. Fakat diğer yerlerinde ışıklar yandığı zaman beyin sinyalleri yükseliyor, sonra iniyor, tekrar yükseliyor, tekrar iniyor. Eğer bu ışıkların yandığındaki aldığımız sinyalleri karanlıktaki aldığımız sinyallerden çıkarırsak ortaya bir görüntü çıkıyor, bu renkle gördüğünüz şey. Ve bu da beynin görüntü merkezindeki işlemleri görüyoruz. Bu beyin, New York Times'da bu yayınlanmıştı ve eşimin beyni. Tabii o zaman eşim değildi, yanımda... Yanımda doçent tezini yapmak için Almanya'dan bursla gelmiş birisiydi. Fakat böyle bir buluşun heyecanı içinde değişik gelişmeler oldu. Sonunda da bir kızımız oldu. Şimdi bugün mesela beyin çalışmalarında burada mesela kafatası çıkarılmış bir beyni görüyorsunuz. Yani bu adam sağ, hiç merak etmeyin. Beyin mesela kişi ekrana bakıyor, ekranda bir şey görüyor, beyinde bir aktivite belirleniyor. Ekranın başka bir yerinde bir görüntü ortaya çıkıyor, beyinde yine bir aktivite belirleniyor. Fakat biz bunları gördüğümüz zaman sırf görmek değil de aynı zamanda bunları tanıyabiliyoruz. Mesela burada bir hatamız oldu galiba. Önemli değil. Yani beyinde görülen aktiviler aynı zamanda mesela bunu vişne olarak tanıyoruz. Öbürünü elma olarak tanıyoruz. Bu da bize çıkıyor. Bugün bu ilerlemeler o dereceye gelmiştir ki hemen hemen beyindeki düşünceleri, bazı yerlerdeki düşünceleri yaklaşık olarak beyindeki bu ölçmeyle alabiliyoruz. Mesela diyelim ki bir gönüllü mıknatısın içinde oturuyor. Ve biz mıknatısın içindeki bu kişiye bu sesi dinletiyoruz. Bir kuş sesi. Ama diyelim ki ben bilmiyorum, yani mıknatısını adam ne duydu, gönüllü ne duydu bilmiyorum. Sadece beyindeki aktiviteleri ölçen bu görüntüleme işinden çıkan sinyalleri görüyorum. Bugün o sinyalleri kullanarak bu kişinin ne duyduğunu çözebiliyorum. Dediğim gibi teknoloji her zaman işlemiyor %100. Bu bizim beyindeki görüntülemelerden hesapladığımız ve onun o kişinin duyduğu şey. Tekrar yapayım, tam %100 değil. Daha gelişmelere ihtiyacımız var. Fakat bir kuş sesi bunu beyindeki, sadece beyindeki olayları inceleyerek görebiliyoruz. Bugün mesela bir film seyrederken beyninizde ne oluyor, ne bitiyor, bunu görmek mümkün. Bu mesela bu kişi bu filmi seyrediyor, beyinde bir sürü yerler değişik aktivite gösteriyor ve bir harita gibi, nasıl dünya yuvarlaksa biz onu harita gibi düzleştirir, bir iki gösteririz. Aynı şekilde beyinde çalışanlar böyle bir işlem yaparlar beyni görebilmek için. O bu iki dimensional haritada beyinde olup biteni biliyoruz, görebiliyoruz ve aynı zamanda bu gördüğümüz aktiviteyi filmde olup bitenlerle karşılaştırıp beyin bu işlemi ne yapıyor, bunu gördüğü zaman nelerle uğraşıyor, bunu çıkarabiliyoruz. Beyinde ikinci bir teknoloji var, ondan da bahsetmek istiyorum biraz. Çok enteresan bir teknoloji diyor, difüzyon. Mesela bir bardak su alırsak, içine renkli bir su katalım. Mavi renkte veya da mor renkte bir su.
Ve o su durduğu yerde durmaz. Karıştırmasak bile, hiç karıştırmayalım, o su da yavaş yavaş dağılır ve sonunda her yere gider. Aynı şey beyinde olmuyor. Neden? Eğer bir bardak suyu aldığımız zaman su molekülleri her yere gidebiliyor. Fakat beyinde bir sürü hücreler var, bağlantılar var. Beynin bağlantıları o suyun her yere gitmesini önlüyor. Sadece o bağlantıların, yani kabloların içinde veyahut da kabloların arasında böyle gitmek mümkün. Öbür taraflara gitmek biraz kısıtlı oluyor. Buna biz kısıtlı difüzyon diyoruz. Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela bu resme baktığınız zaman orada bir yol var, bir otoban, bir otoyol var. Ama biz bunu görmüyoruz esasında resimde. Gördüğümüz ışıklar, otomobillerin ışıkları. Otomobillerin ışıklarını gördüğümüzden dolayı diyoruz ki muhakkak orada bir otoyol var. Aynı şeyi biz su moleküllerinin hareketini takip ederek yapabiliyoruz. Su moleküllerinin hareketlerinden orada bir otoyolun, yani beynin kabloları olduğunu görüyoruz. Ve bu bilgiden böyle resimler çıkarabiliyoruz ortaya. Bunu daha evvel gördünüz. Bunlar beynin diğer değişik yerlerini birbirine bağlayan bu bağlantıları, kabloları görmemiz mümkün oluyor bu teknolojiyle. Ve iki teknolojiyi birleştirebiliyoruz. Mesela burada bazı beynin konuşma merkeziyle ilgili kabloları çıkarmış vaziyetteyiz. Ama nereden biliyorsunuz konuşma merkeziyle ilgili olduğunu derseniz, bunu fonksiyonel MR yaparak tespit edebiliyoruz. Yani beynin hem kablolarını hem aktivitesini aynı zamanda ölçüyoruz. Bu insan konektom projesinin en büyük teknolojisi ve orada kullanılan teknoloji ve laboratuvarında geliştirilmiş bir teknoloji. Konuşmama tekrar Vehbi Koç ödülüne dokunarak bitirmek istiyorum. Bu ödül benim için çok önemli bir ödül. Çünkü kendi memleketimin ödülü. Türkiye'de bilimin gelişmesini ve bilim adamlarına verilen önemin artmasını gösteren bir ödül. Filmde gördüğünüz gibi ve söylediğim gibi, ben mesela ortaokul çağlarındayken, lise çağlarındayken bilinmeyen bir araştırma, kariyer olarak bilinmeyen bir işti. Bugün gittikçe Türk bilim adamları isimlerini vurguluyorlar yapılan çalışmalarda. Unutmayalım, 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa'nın hasta adamı olarak bilinen bu imparatorluk, Avrupa'nın içinde olmasına rağmen Avrupa'daki bilimsel ve endüstriyel gelişmelerden faydalanamamış bir imparatorluk, bir toplum. Çoğunun okuma yazma bilmediği bir toplum. Bir yüzyıl içinde bu toplum büyük bir aşama kaydetti ve oradan başlayarak, bu Osmanlı toplumundan başlayarak çok yepyeni bir yere geldik. Gittikçe bilim adamlarımızı başarılarını görüyoruz, isimlerini görüyoruz. 1915 yılında ilk Nobel armağanını gördük. Türk bilim adamına verilmiş bir armağan. Ve ümidimiz ileride bunların artması ve bunların sadece ilim adamlarının dışarıda çalışmasıyla değil, aynı zamanda Türkiye'de yapılan çalışmalarda olabilmesi. Ve bunu yapmamız için de ihtiyacımız olan şeyler eğitim, en önemlisi beni ve bizleri, arkadaşlarımı buraya getiren, noktaya getiren önemli olay eğitim. Eğitimin dışında bilim adamlarına yatırılacak, tabii yapılan yatırımların artması ve bence en önemlisi, en önemli şartlardan bir tanesi de bilim adamlarına için verilecek özgürlük. Bunun dışında fikir özgürlüğü, bunun dışında ilim tamamıyla olmaz, tamamıyla gelişemez. Konuşmama burada son veriyorum. Sizlere beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.